Neden arabesk dinleriz? Neden acılı gamlı müzikler bize böyle bazen çok iyi gelir? Neden bazıları böyle müzikleri dinleyip durma döngüsünden bir türlü çıkamazlar? Efendim bugün bu soruya kısaca bir cevap arayacağız. Öncelikle bu soru nereden geldi? Biliyorsunuz sevgili Tuğba Öztürk Hoca, Sıbam YouTube kanalında, Açık Beyin'in yeni yavru kanalı Sıbam'da bu konuda yakınlarda bir video yayınlamıştı, bir araştırma konusu. İnsanlar geçmiş şu iki seneyi pandemi, işte ağır koşullar falan altındaki geçirdikleri anıları bir müzikle ifade etmek isteseler neyle ifade ederlerdi diye şöyle bir bakılınca insanların çoğunun böyle arabeskvari, acılı, gamlı müziklerle ifade etmeye teşne olduklarını görebiliyorsunuz. Tabii herkes değil. Hani bana sorsanız ben baya AC/DC ile tanımlarım geçtiğimiz şu iki seneyi. Baya bir rock and roll, metal falan ama hani istatistiğe döktüğünüzde genelde insanların böyle zor geçen zamanları acılı, gamlı bestelerle, şarkılarla ya da güftelerle ilişkilendirmesi çok doğal gözüküyor. Bu soru aslında yani neden insanlar arabesk dinler diye bir müzik türüyle ilgili bir şey değil de bunu daha genel olarak acılı müzikleri neden severiz sorusuna dönüştürmek daha mantıklı. Ben derslerimde de konferanslarımda da sıklıkla anlattığım bir konu var. Müzik bizim için çok önemli bir mevzu. Yani müzik bir kere sadece insanın becerebildiği bir yetenek. Sadece insan müzikten anlayabiliyor, sadece insan müzik üretebiliyor. Hayvan çiftliklerinde inekler daha fazla süt versin diye klasik müzik falan filan dinletiyorlar ama ineklerin arasından çok fazla klasik besteci çıkmadığından da anlayacağınız üzere ineklerin öyle müzikle falan doğrudan bir ilişkisi yok. O muhtemelen o düşük frekanslar sakinleştirici bir etki yaptığı için sınırlı düzeyde de olsa belki süt veriminde falan bir işe yarıyordur ama müzik insan beyninin bir özelliği ve hani topu topu 7 tane nota var arkadaşlar bakarsanız. Hani genel müzik derslerinden hatırlarsanız illa müzisyen olmanıza gerek yok. Temel 7 notanın ve işte Batı müziğinde onların 14 tane falan ara aralıkları var. O ses frekanslarının değişik kombinasyonlarda bir araya getirilmesinden sayısız farklı duygu ve beste eser ortaya çıkarılabiliyor. Şimdi bu kadar az sayıda ses frekansının farklı dizilimlerde dizilmeleri bizde nasıl oluyor da efendim böyle bir farklı duygular uyandırabiliyor? Ses neden bize böyle etki ediyor? Bu soruyu ben şöyle de soruyorum. Mesela kötü bir şey yaşadınız, sevdiceğinizden ayrıldınız. Genellikle acılı şarkılar onun için dinlenir ya. Böyle kötü bir ruh halindesiniz yani. Ve bu kötü ruh halinde böyle bir şey dinlemek istiyorsunuz. Hani sizi o ruh halinde sanki daha da derinleştirecek bir şey gibi ve mesela eve geldiniz, birileri lay lay long şen şakrak müzikler çalıyor. Sizin de kafanız bozuk, bir bozulursunuz. Dersiniz ki kapat şu müziği zaten sinirim bozuk falan filan diye. Halbuki yani moralimiz bozuk, kötü bir şey yaşamışız. Neşeli bir şeyler dinlesek de coşsak olmaz mı? Biz illa o ağır aksak, minör tonlarda birbirine yakın ses aralıklarının iç ezici mesajlar verdiği müzikleri daha fazla tercih ediyoruz. Şimdi öncelikle bunun niye olduğunu anlamak için müziğin bizim için neden önemli olduğunu anlamak lazım. Yani neden insan beyni müzik yapıyor? Çok basit bir nedeni var aslında. Biz sözlü dille anlaşan canlılarız. Mesela ben şu anda bir şeyler konuşuyorum. Ben konuştuğum zaman size aslında ses frekansları gönderiyorum. Bunun içinde de sesle şekillendirdiğim kelimeler var. Biz kelimelerle anlamları anlıyoruz. Tamam eyvallah o semantik dediğimiz yeteneğimizde yetenek kelimesini duyunca tık tık böyle parçalara bölüp anlıyoruz falan ama benim aynı zamanda ses tonum size bir bilgi taşıyor. Sesimdeki yükselip alçalmalar, düşmeler ve çıkmalar mesela böyle şeyler yapınca beni hiç görmeseniz bile ses tonumdan duygu durumuma dair bir şeyler çıkarabiliyorsunuz ve insan beyni insanlar arası iletişim konusunda o kadar uzman bir yapı ki özellikle ses frekanslarının analizi konusunda çok ileri düzey evrimsel düzenekler geliştirmiş. Ve bu evrimsel düzenekler ses frekansındaki en ufak oynamaların duygusal anlamlarını çıkarabilecek kabiliyete sahip. Özellikle de kadınlarda bu iş bayağı bir kuvvetli. Bu erkek arkadaşlara duyurmak için bunu bir altını çizeyim. Hani telefonda eşiniz ya da anneniz ya da kız kardeşiniz kimse karşıdaki hanımefendi hayrola bir şeyin mi var diye size bir sorarsa siz bir şeyim yok demeyin. Muhtemelen o ses tonunuzdan sizin bile farkında olmadığınız bir sorunu anlamış olabilir. Yani ses tonu analizinde kadın beyni bir tık daha ileridir bu işlerde ama kadın olsun erkek olsun hepimiz telefonda bir arkadaşımız morali bozuk konuşunca hemen anlayabiliyoruz değil mi? Ne oldu abi sesim bir düşük geliyor falan filan gibi. Dolayısıyla bu yetenek hepimizde var. Müzik ise bu üstün ses analiz yeteneğimizin
nota dizgeleri ya da farklı ses frekanslarının kombinasyonları aracılığıyla hack edilmesi. Bilgisayar dilinde söylersek. Biraz bu sistemi hack ediyoruz biz yani. Mesela işte bu Bach'ı, Beethoven'ı falan filan düşün. Ne yapıyor bu adamlar? Piyanoda oturuyorlar, notaları arka arkaya diziyorlar aslında. Fakat öyle bir diziler çıkıyor ki sen dinlerken işte Moonlight Sonata'da falan bir aya çıkıp geliyorsun, bir şeyler oluyor böyle, kendini kaybediyorsun. Bizde bir takım duygular uyandırıyor belli dizgeler ve bu dizgeler evrensel. Yani gidin isterseniz Afrika'da bir kabilede çalın, gidin Eskimo'lara çalın, gelin bizim burada Türkiye'de ya da Amerika'da çalın. İnsanların hepsini 3 aşağı 5 yukarı aynı düzeyde etkiliyor. Mesela Chopin'in bir nocturne'ü dünyanın birçok yerinde çalındığında insanlarda hep bu hüzünlü, derin, efsunlu duyguları uyandırma konusunda çok başarılı. Şimdi böyle olunca müzik demek ki bizim beynimizin ses analizi konusundaki üstün yeteneklerine dayanıyor. Ve biz bunu aslında ne için kullanıyoruz? İletişim için temelde o işe yarıyor. Siz mesela benim şu anda anlattığım şeylerle ilgili ne düzeyde heyecan duyduğumu, hani ne kadar duygusal olarak burada ya da kafamın başka bir yerde olduğunu ses tonumdan rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Peki, bunun arabesk marabesk dinlemekle ne alakası var? Biraz önce dedim ya, moraliniz bozuk olduğunda eve girdiniz, biri lay lay lon müzik çalıyor. Çok siniriniz bozdu, kapat şunu dediniz. Açtınız Müslüm Baba'yı, açtınız Chopin'i, açtınız ne bileyim Kingdom Come. Kafanıza hangisi uygunsa öyle bir gamlı müzik dinleyince böyle bir rahatlıyorsunuz. Bu niye oluyor biliyor musunuz? O gamlı nota dizgeleri çalarken siz diyorsunuz ki ben öyle bir haldeyim ki bu besteyi yapan adam beni anlıyor. Bu arkadaş benim duygularımı paylaşıyor. Müzik aslında bir iletişim yöntemi. Ve dolayısıyla biz aslında müzik dinlemiyoruz, bir duygusal alışverişte bulunuyoruz. Müzik yapan insanların, müzikle uğraşan insanların, özellikle böyle piyasada hani bilinen, işte melodilere ağzımıza dolanmış bestelerin sahiplerine çok büyük hayranlık hissetmemiz. Onları sanki böyle akrabadan biriymiş gibi bağrımıza basmaya çalışmamız. Rahmetli Barış Manço'ya duyduğumuz gönülden sevgi mesela. Bunların hepsi neyle alakalı? Doğru tonlarla, doğru notalarla, doğru nota dizgeleriyle kalbimize, ruhumuza, duygularımıza dokunan insanlar adeta bizim akrabamız gibi, kardeşimiz gibi bir şey oluyor. Hatta bu işi abartıp onlara neredeyse tapma düzeyinde böyle idolleştirmelere falan bile gidebiliyoruz. Müzik büyü gibi bir şeydir arkadaşlar. Müzik çok acayiptir ve üzerimizdeki etkilerini gerçekten en azından bugün sinir bilimin bildiği kadar bilebilsek çok dikkat ederiz. Neye dikkat ederiz? Müzikle ilgili konuşurken hep en son söylemeye çalıştığım bir şey var. Onu da burada söylemeden kapatmayayım. Biz mesela yemek yerken ağzımızdan gelene çok dikkat ediyoruz değil mi? Hani hasta olmayalım, işte sağlıklı bir şeyler yiyelim, organik olsun, vejetaryen olsun falan filan gibi. Kılı kırk yarıyoruz ama kulağımızdan gelen acaba o kadar dikkat ediyor muyuz? Hele ki şu dijital müzik devrinde her yerden bıngır 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 müziklerin yükseldiği bir yerde ruh durumumuzu, duygularımızı, bilinç dışı sistemlerimizi bu kadar etkileyen bir uyarana karşı acaba yeterli seçiciliğimiz var mı? Bazı insana soruyorsun işte bir ne tür müzik seversin? Ya fark etmez ben her şeyi dinlerim falan. Arkada sürekli radyo açık. Yollarda orada burada zaten sürekli bir takım müzikler devamlı olarak üstümüze yağıyor. Bir zamanlar biliyorsunuz müzik terapi diye bir şey vardı. İnsanlar hani musiki eşliğinde akıl hastalıklarından bile kurtarılabilecek derecede iyileştirici bir seanslar dizisi uygulanabildiğini iddia edenler vardı geçmişte. Bugün bu çok iyi çalışmıyor gibi gözüküyor. Çünkü her tarafta müzik var. Ciddi bir müzik kirliliği var. O yüzden hani hep anlatıyoruz. Sevgili Musa Göçmen de bunu çok çok anlatır. Pop müzik, hani ortada gezen ana akım müzik, böyle bizi çok sürprizlere sürüklemeyen ama şöyle acık oynamamızı, hoşça vakit geçirmemizi sağlayan müzik elbette güzeldir. Arka fonda iyidir falan ama arada bir klasik batı müziği eserleri gibi, klasik Türk musikisi eserleri gibi, etnik başka topluluklara ait müzikler gibi bizi biraz zorlayacak, zihinsel senaryolarımızı böyle odaklayarak değiştirmemizi gerektirecek farklı müzik alanlarında da biraz tecrübe sahibi olmak üzere dikkatimizi müzik okur yazarı olma yönünde yönlendirebilirsek bu müziğin etkisinden çok daha rafine bir şekilde faydalanabileceğiz. Bir sofra kurarken nasıl neyi sevip neyi sevmediğimize dikkat edip hani ona göre seçiyoruz yemekleri. Acık kulağımızdan girene de dikkat etmekte fayda var. Müziğin bir iletişim biçimi olduğunu unutmayalım. Müziğin duygularımızı, ruhumuzu etkilediğini unutmayalım. Her türlü duygu durumunun bizim duygu durumumuzdan, bizim hissettiklerimizden bağımsız olarak kulaklarımıza doluştuğu bir ortam belki de günlük hayatta yaşadığımız kafa karışıklığımızın önemli sebeplerinden bir tanesi de olabilir. Bence bunu bir düşünün. Bundan sonra müzik dinlerken şöyle yemek yiyormuş gibi biraz özenle seçmeye gayret edelim. Bakalım neler olacak.